Evet şimdi birazcık yayına girmeden önce bir iki telefon görüşmesi yaptım. Yani nedir ne değildir Emirhan 40 dakikalık bir futbolcu mu olacak bizim için? İleriye dair neler veriyor? Onu tabii ki zamanla göreceğiz ama şimdi bugün dizilişe dair aslında sahaya çıktığında göreceğiz takımı. Çünkü normalde Emirhan Beşiktaş altyapısında oynarken asıl bölgesi 8 numara merkez orta saha. Ama Süper Kupa'da Önder Hoca nasıl değerlendirdi? Sağ kenarda, sağ çıktı oynattı. Yani evet. normalde kendi alışık olmadığı bir bölgede izledik biz onu. Bugün şimdi Salih'in yerine Emirhan hamlesi geldi diye duyduk. Bilgi evet. bu yönde. Şimdi Salih merkez ortası oynuyor. Şöyle düşünebiliriz. Emirhan da Salih'in yerini doldurduğu için asıl bölgesinde oynayacak diye de düşünebiliriz. Veya hoca farklı bir Salih yok diye strateji değiştirecek. Yine kenarda mı oynatacağız? Onu maç başladığında göreceğiz ama biraz araştırdım ben sordum yani nasıl biri diye. Bir kere 2004 doğumlu 17 yaşında bir çocuktan bahsettiğimizi söyleyelim. Herkes şöyle bir 17 yaşında ne yaptığını bir hatırlasın. Ona göre de tabii ki konuşmak lazım. Emirhan için bana şunu söylediler. Yani gezmede tozmada çok aklı olmayan, antrenman kaçırmayı sevmeyen ve ciddi anlamda bu işe kendini vermiş bir futbolcu olarak bana söylediler. Ayrıca Emirhan dışarıdan antrenör desteğiyle de bireysel olarak da ekstra çalışan bir futbolcuymuş fiziksel olarak. Bu bilgiyi de edindim. Onun dışında zaten istatistikleri çok iyi e, futbolcunun bu sezona dair Emirhan İlkan'dan bahsediyoruz. Bir de Beşiktaş'ın başka bir Emirhan'ı daha evet. var Delibaş. Hı hı hı. O da bugün yedekler arasında muhtemelen oynar diye tahmin ediyorum. Emirhan'ın zaten e, UEFA Gelişim Ligi'ndeki performansı da dikkat çekiyor. Ve Emirhan İlkan şu anda e, öğrendiğim ismini iki kulüp net. Birisi Borussia Dortmund, diğeri de Serie A'dan yine Roma. Emirhan'ı çok yakından takip ediyorlar. Emirhan İlkan'ı. Ama Beşiktaş altyapısında sadece takip edilen oyuncular onlar değil. Emirhan Delibaş yine bugün yedekler arasında olan futbolcu yine UEFA Gelişim Ligindeki maç bittikten sonra Dortmund'un hocası bayağı sesli bir şekilde o sırada etraftakilere de çok iyi bir futbolcu olduğunu dile getiriyor. Yani hem Emirhan İlk İlkan hem Emirhan Delibaş Borussia Dortmund tarafından yakından takip ediliyor. Emirhanlar, Mercek altında. Emirhanlarla yani. da bitmiyor. Emre Bilgin var. Yedek kalecisi Beşiktaş'ın. 2004 doğumlu yine. Emir, Emir Emre Bilgin'i de yine aynı şekilde Fransız kulüpleri çok yakından takip ediyorlarmış. Yani şu an Beşiktaş akademisi altyapısındaki futbolculara inanılmaz bir gözlem ve yakından takip var. E bu bilgiyi vereyim. Emirhan İlkan'la ilgili olarak da söyleyeceğimiz şey tabii ki yani futbolcunun kendisine 17 yaşındayken bireysel bir antrenörle ekstra çalışıyor olması çok değerli. E yetenek de var. E şimdi topla gidişleri mesela inanılmaz dikkat çekti o gün. Onu söyleyelim. Ama ilerleyen süreçler ne olur orasını bilmiyoruz artık futbolcunun kendi elinde. Ama böyle olumlu şeyler söylenmesi yani özellikle... Devamının yani gelmesi bana tabii. Bana bugün işte söylemeyeceğim tabii kim olduğunu da yani bana dedi ki Emirhan'ı gezerken tozarken çok fazla görmezsin dediler. Antrenman kaçırmayı da asla sevmez dediler. Çok yani güzel. bu hakikaten 17 evet. yaşında bir futbolcu için yani demek ki planlı bilinçli bir şekilde çalışması çok değerli. Doğru. Yani Şimdi, bütün takımlardan keşke böyle haberler versek değil mi böyle altyapısından Avrupa'ya ya transfer Beşiktaş yapılan. Beşiktaş'ın kurtuluşu, Melik altyapısı. Yani Kesinlikle. tüm takımlar için öyle diyecekler ama Beşiktaş'ın tarihinden bu yana en başarılı dönemlerinde hep altyapı futbolcularının damgası var. İşte Ersin, Rıdvanlı sezon, 3 kupalı sezon. E bugün Emirhan'dan bahsediyoruz. Diğer Emirhan Delibaş'tan bahsediyoruz. Yani Serdar çok değerli Saatçi. şeyler. Serdar Saatçi. Evet. Yani şu anda şu anda 4 oldu. Yani Beşiktaş'ın şu Ersin. anda Ersin, Rıdvan, arada... Serdar Saatçi ve ee, şimdi de Emirhan dört tane oyuncusu yavaş yavaş 11'in içerisine monte edilmeye başlandı. Ben de aynı şeyi söyleyecektim ama sen oku istersen sonra. Evet, Hamza Hamzoğlu Çaykur Rizespor Teknik Direktörü'nün açıklaması var karşılaşma öncesi. İyi bir maç olacak Beşiktaş moralli geldi. Covid nedeniyle burada olmayan Beşiktaş'ta oyuncular var. Geçmiş olsun diyorum. Ne olursa olsun Beşiktaş geldi. Biz karşımızda en iyi oyuncuları da gelen bir Beşiktaş var diye geldik diyor. Devam var açıklamaları. Beşiktaş 5'i beşi de oynayabilir. 3 5 de oynayabilir. 3 4 de oynayabilir. <laughs> 4 2 3 1de de oynayabilir. Bunu oyuncularıma söyledim. <laughs> Zaten başka bir şey de kalmamış burada. <laughs> Süpermiş. Yani ya da es, eski e, biliyorsunuz futbolun ilk başladığı yıllarda şey varmış böyle. 8 1 1 falan varmış. Belki de öyle oynar Aydın <laughs> Aydınova maçtan da bir tam bir şey söyleyecektin. Ha yani aynı şeyi söyleyeceğim. E, i̇nsanların aklına şöyle takılıyor. Ya bir maç oynuyor. Hemen geliyorsunuz. İşte şu cümleleri kuruyorsunuz. İşte, Emirhan İmkanlıcı. Ya bir maç için. Aslında bir maç değil yani artık Avrupa'da scout sistemi o kadar enteresan bir noktaya geldi ki 14-15 yaşındaki çocukları artık belirliyorlar. Yani takip etmeye başlıyorlar ve Emirhan da bu maçtan dolayı takip edilmedi. Bu maçta takip edildi ama asıl takip edilme nedeni UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı futbol. Dortmund'a karşı oynadı UEFA Gençlik Ligi'nde. Dortmund takımı da scoutları ile takip etti. Yani şöyle yapıyorlar. Önce oyuncunun yeteneğine bir bakıyorlar. Sonra başlıyorlar izlemeye. Dortmund'un yakın takibinde doğru söylüyor Koray hı hı. E, o, oyuncu. E, bu trans, oraya transfer olacak diye bir e, durum değil. Ama orayla ilgili bir potansiyelinin olduğu gerçeğini vurgulamamız lazım. Kesinlikle. Bizim şimdi gönlümüz şöyle arz ediyor. Yalnız onu da söyleyeyim. Yani ben kendi kişisel kanaatimi söyleyeyim. Keşke bu 17 yaşında gitmese diyorum. Keşke gitmese. Çünkü daha ucuza gidecek. Evet. Daha gelişimini orada biz biraz oynatarak göndersek de hem Para ma kazansa. maddi olarak kazansak hem de gittiğinde çocuklar orada ben Beşiktaş takımında oynayarak geldim desin. Ha 17 yaşında da e, direkt oyuncu olursun. O zaman problem yok. Ama biz genelde şöyle bir şey yapıyoruz. İşte bak çocuk hiç oynamıyor yani Süper Lig'i görmeden gitti diyoruz güzel. E sonra bir daha geri geliyor yani olmaz evet. işte yani o da o da sıkıntılı bir şey. Hem para kazanalım hem de oyuncuyu gönderdiğimiz zaman orada kalabileceği ortamı hazırlayalım. Yani mesele yani işte bu. Trabzonspor'un hani son dönemde işte Yusuf transferi mesela yani. Oynattı, oynayarak parlattı, gitti, gönder, gönder örnek verecek tabii, olursak. Tabii. Halim Okta Beşiktaş teknik sorumlusunun da açıklamaları var maç öncesinde. İkinci yarı'nın ilk maçı ama biz Süper Kupa ile başladık ikinci yarıya. Oyuncular da motivasyon üst seviyede. Bu Covid salgını takımımızı çok olumsuz etkiliyor. Biz buraya oldukça eksik oyuncuyla gelmek zorunda kaldık demiş ilk açıklamaları maç öncesinde Halim Okta'nın. Normal. Yani söyleyebileceği başka bir şey de yok. Ama onu özellikle tekrar geriye döndüğümüzde, bu arada Giresun Spor'a tekrar geri dönmeyeceğiz. İzleyiciler bana sürekli mesaj atıyorlar, <laughs> Giresun Spor'la ilgili devam edelim. Tamam o yani onu yaptık, şimdi tabii e, güncel maçımız var, o maç evet. üzerinden konuşuyoruz. E, ben söyleyeyim ya dört tane oyuncu, ben artık şöyle bir şey, ben Beşiktaş'ın yerinde olsam, Beşiktaş yöneticisi olsam yapacağım hamleleri söyleyeyim, ben kişisel hamlelerimi söylüyorum. Bir kere bu dört oyuncunun zaten iki tanesi garanti oynuyor. Üçüncüsü yavaş yavaş oynamaya başladı Serdar Saatçi. Bu dört evet. oyuncunun banka oynamasını sağlarım. Çünkü Zenin önünde Ziraat Türkiye kupan var şu anda. Ligin ihtimali çok düşük. Yani ha, tamam matematiksel olarak e, büyük kulüpler e, matematiksel kaybetmemişlerse devam ederler. Ben olsam böyle yaparım bir. İkincisi de Önder Hoca ile devam ederim. Yani sezon sonuna kadar. E, en azından sezon sonuna kadar yani öyle yanlış anlaşılmasın. Ne yapacaksın? Ee, az önce ne demişti? Yine bak oraya döneceğim ama Giresun Spor Başkanı ne dedi? Ben oyundaki gelişimi gördüğüm için evet. iyi sonuçlar almasak da e, devam etme kararı aldım dedi. İşte mesele bu. Oyundaki iyi sonuçlar da gösterirse kendini bu gelecek vadeden oyuncular yavaş yavaş takımın içerisinde kendilerine yer edinmeye başlarlarsa... Kazanımı düşünebiliyor musunuz? Bir oyuncu, bak bir oyuncudan 3 milyon euro kazanıyorsun. Bir oyuncu, Serdar Saatçi bugün oynamaya başlasın. Sen belki de Wellington'dan vazgeçeceksin, Montero'dan vazgeçeceksin. Yani evet. bu, bu böyle bir şey yani. Ya, hani, Beşiktaş'ın kaleci evet. almaması işte mesela. Belki de ki kaleci bulmak da kolay değil. Yabancı kalecilerin hani sıkıntılı dönemleri de olabiliyor Türkiye'de. Ki Beşiktaş geçmişte yaşadı bunu işte en son Karyus. Ya Kim o da Sergen o Hoca. Hoca çok ısrar etti orada Hocanın da. şeyidir. Bütün yorumcular hep beraber ayağa kalktılar. Bu kaleciyle şampiyon olunmaz diye Sergen Hoca da hayır ben Ersin'le şampiyon olacağım dedi İddia etti oldu ve Hı. bırak onu Ersin de kazandı. Hadi bugün şimdi konuşmamız gereken bir şey değil ama Ersin'in de Lyon'dan çok ciddi bir şekilde istek aldığını, e, talep gördüğünü biliyoruz zaten. Geçen yani. sezonda yine ha. işte Nis konuşuluyordu yine değil mi? Yanlış i̇şte, hatırlamıyorum. Tabii. Söylemek istediğim bak çok iyi bir yere geldik. Mesela Ersin giderse bir şey söylemem artık. Çünkü oynadı, şampiyonluk yaşadı. Şu an, yani, Şampiyonlar Ligi'ne maça çıktı. Gittiği takımda ne diyecek? Ben Türkiye Ligi'nin şampiyonu olmuş bir takımın kalecisi olarak geliyorum buraya diyecek. Gittiği takıma. Ha performansı iyi olur oynar, kötü olur oynamaz. O ayrı bir konu. Ama Hani ben arada oynuyordum bir iki maç da işte geldim dediğin üç anda... 3 kupayla gidecek. Yani 3 kupası olan bir oyuncu olacak. Piyasa değerini de yukarı çıkararak <laughs> gidiyor bir kere kulüp açısından da burada bir kazanç açısı daha fazla burada. yani oynamadan şimdi Doğan Alemdar biraz daha uzun süre oynasa belki değerine daha çok değer katacaktı. Evet, Gitti şimdi şu an şans orada. Bulamıyor değil mi şimdi şu an? oynuyor yine oynuyor zaman mu? zaman. Yani da çok az oynuyor. Hiç zamanı bir süre alamıyor. Bir